İyi akşamlar arkadaşlar. Dün 2-1 kaybettik. Ben kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Seyircimiz de gayet iyiydi oyun başında. Biz de iyiydik, iyi başladık. Pozisyon arayışlarımız vardı. Zaman zaman da pozisyon bulduk. Ekibin savunma yaparak hücuma çıkma anlaşındaki kontrolü gayet iyiydi ama bütün bunlara rağmen etkili olmaya çalıştık. İlk yarıda rakip zaman zaman çıkış yaptı ki bizim sayısal üstünlüğümüz olan pozisyonda bir iki çıkışı var. Onun dışında oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Bizim de hücumdaki arayışlarımız vardı ama özellikle ilk 15 dakikalık bölümden sonra oyunun avantajları da kesilmesinin oyun akıcılığını durdurduğunu düşünüyorum. İkinci yarı rakip de ortak olmaya çalıştı. Bizim özellikle değişiklik yapma esnasında iki oyuncu değiştirdik. İkisinde de sıkıntımız oldu. Birinde Mario'ya girerken Ricardo golden sonra kırmızı kart gördü. İkincisinde de Kerim girerken ikinci golü yedi ki her iki pozisyonlarda da tabi oyun akışını değiştirdi. Bir diğeri de yediğimiz ilk golde sayısal üstünlüğümüze rağmen gol yedik. İkinci golde keza öyle. Ama 80. dakikaya kadar oyunu kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Son 10 dakika uzatmalıya 14 dakika dersek tabi düştük oyundan ve golü de yedik o anda. Dolayısıyla rakip 2-1 kazandı. Bizim için oyunculara tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü 10 kişiye rağmen gol arayışları oldu. Pozisyon da bulmaya çalıştık. Ama bireysel hatalarımız özellikle savunmadaki sayısal fazlara rağmen rakibe şans getirdi. Onlar da onu kullandılar. Her iki gole baktığımız zaman bizim onlara yaptığımız ataklardaki sonuçlanmayan pozisyonlar daha net olmasına rağmen onlar onu değerlendirdiler. Özellikle Gökhan'ın pozisyonu gol olsaydı belki öne geçseydik oyun akışı tamamen değişebilirdi. Çünkü burada öne geçmek çok önemli. Rakip çünkü 0-0 taşıdığı yani beraber taşıdığı her süre kendi lehine geçiyordu. O yüzden futbolun birinci tarafını iyi yapıp ikinci tarafında pozisyon bulmaya çalıştı. Onda da başarılı oldu. Ama tekrar söylüyorum oyuncular hiçbir şey söyleyemem. Evet daha hareketli olmamız gerekiyordu. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu ama oyun olarak rakipten aşağı bir tarafımız yok. Rakipten daha iyi oyun yapacak bir takımız. Bunu da zaman zaman çok iyi kullandılar. 10 kişiye rağmen maçı bırakmadan çalıştılar. Bu maçın telafisi tabii vardır ama kaybedilen 3 puanı üzüntü verici. Özellikle seyircilere de özür diliyorum. Çünkü güzel bir ambiyans vardı. Her şeye rağmen özellikle oyun başında katılımları çok iyiydi. Onun için üzgünüz. Trabzonspor'la Beşiktaş maç yapıyor. Ben de antrenörüm. Yani oyuncular da antrenörde yer değiştirebilir. Bunu başka bir mecraya çekmek doğru değil. Şu anda Beşiktaş'ın başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Diğer spekülasyonlar bizi ilgilendirmez. Her takımın camiası, taraftarları kendi takımlarına sahip çıksın. Başka takımın taraftarı veya hocaları uğraşmasınlar. İşlerine bakılsın. Benimle ilgili de bu da zaman zaman konuşulduğu söyleyeyim. Trabzon'da doğdum. Orada büyüdüm. Trabzonspor'da oyuncu antrenörlük yaptım. Ama ben ahlaksızlık yapmadım. Onun için beni başka yere çekmesin. Ben işimi hep burada da aynı yaparım. Orada da aynı yaptım. Değişen bir şey yok. Geriye baktığı zaman onu görürler. Yani Trabzonspor'a sahip çıkanlar, şimdi Trabzonspor antrenörüne, yönetimine, oyuncusuna sahip çıksın. Başkalarına hakaret ederek Trabzonsporluk gösterilmez. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür.